Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Mucizat-ı Ahmediye Risalesi'nden Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın istikbalden, yani gayb'tan vermiş olduğu hadis-i şerifler var. Bir mucize olarak onların aynen gerçekleştiğini ifade ediyordu. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Hem nakli sahih kati ile ferman etmiş. Veylün lil arabi min şerri gadikterebe deyip, yani ne diyor? Yaklaşmakta olan bir kötülükten dolayı yazık oldu araba. Araplara demiş yani. Cengiz ve Hülagü'nün dehşetli fitnelerini, yani o asrın deccalları olan Cengiz ve torunu Hülagü'nün dehşetli fitnelerini ve Arap devleti Abbasiyesini mahvedeceklerini haber vermiş, haber verdiği gibi çıkmış. Bir başka istikbalden verdiği mucize haber, hem nakli sayı kati ile Sa'd İbni Vakkas radıyallahu anh gayet ağır hastayken ona ferman etmiş. لَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْفِعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَيَسْتَذِرَّ بِكَ اَخَرُونَ. Yani bazı insanlar senden fayda görüp, diğer bazılarının ise senden zarar göreceği bir zamana kadar hayatta bırakılacağını ümit ediyorum. Böyle bir haber vermiş demek, çok ağır hastayken, belki de ölme ihtimali düşünüldüğü bir sırada, hayır sen daha çok yaşayacaksın diye de ona haber vermiş. Hem ileride büyük bir kumandan olacağını, çok fütühat, yani fetihler yapacağını, çok milletler ve kavimler ondan menfaat görüp, yani İslam olup Müslümanlığı seçip ve çoklar zarar görecek, yani devletleri onun eliyle harap olacağını haber vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Hazreti Sa'd İbni Vakkas orduyu İslam başına geçti. İslam ordusunun kumandanı oldu. Devleti İraniye'yi, İran devleti zir zeber etti. Çok kavimlerin daire-i İslam'a ve hidayete girmelerine sebep oldu. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onun hakkını vermiş olduğu haber aynen gerçekleşmiş. Hem nakli sayı kati ile İmana gelen Habeş Meliki Sultanı olan Necaşi, hicretin 7. senesinde vefat ettiği gün, yani miladi 622'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret etti ya Mekke'den Medine'ye, ondan 7 sene sonra miladi 629'da imana gelmiş olan Habeş Necaşi vefat etmiş. Onun vefat ettiğini de ashabına, sahabe-i kirama haber vermiş. Hatta cenaze namazını kılmış, riyabi olarak. Bir hafta sonra cevap geldi ki, aynı günde vefat etmiş. Ve subhanallah. O günün şartlarında cep telefonu yok, telgraf yok, telsiz yok, hiçbir haberleşme aracı yok. Vefat ettiği gün gıyabi cenaze namazını kılıyor ve bir müddet sonra haber geliyor ki aynı gün vefat etmiş. Bunu ancak bir peygamber bilebilir gerçekten. Hem nakli sayı katiyle, kesin ve sağlam bir nakille, cihar-ı yâr-ı güzin ile beraber, yani üç halifesiyle beraber, Uhud veya Hira dağının başında iken dağ titredi, zelzelelendi, titredi. Dağ ferman etti ki
Üthbüt fe inne maleke nebiyyün ve sıddîkun ve şehîd deyip Hazreti Ömer ve Osman ve Ali'nin şehit olacaklarını haber vermiş, haber verdiği gibi çıkmış. Yani Hazreti Bekir radıyallahu anh normal 63 yaşına geldiği zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşında Cenab-ı Hak onu ruhunu teslim aldı. Ama diğer Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali'nin üçünün şehit olacaklarını haber vermiş. Beraber oldukları zaman Uhud Dağı'nda aynen çıkmış. Şimdi ey bedbaht, kalpsiz, biçare adam. Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam akıllı bir adam idi diye o şems-i hakikata, hakikat güneşine karşı gözünü yuman biçare insan. 15 enva-ı külli mucizatından, 15 külli muciz işlerinden, bir tek nevi olan umur-u gaybiyeden, gaybtan haber vermesi, 15 ve belki 100 kısmından bir kısmını işittin, manevi tevatür derecesi de kati bir kısmını duydun. Şu ihbar-ı gayb kısmının, gaybtan haber verme mucizesinin, yüzden birisini akıl gözüyle gören bir zata dahi-i azam denilir ki, ferasetiyle, ileri görüşlüğüyle istikbali keşfediyor. Binaenaleyh, senin gibi haydi deha desek, hani peygamber yerine dahi adam desek, yüz dahi-i azam derecesinde bir deha-i kutsiyi taşıyan bir adam yanlış görür mü? Yanlış haber vermeye tenezzül eder mi? Böyle 100 derece bir deha-i azam sahibinin saadet idareine dair sözlerini hem dünya hem ahiret saadetinin mutluluğunu temin etmeye vesile olacak sözlerini dinlememek elbette 100 derece divaneliğin alametidir. Altıncı nükteli işaret. Nakli sayı kati ile Hazreti Fatıma'ya radıyallahu anh'a ferman etmiş ki enti evvelü ehli beyti ruhukan bi deyip Ali beytimden herkesten evvel vefat edip bana iltihak edeceksin diye söylemiş. 6 ay sonra haber verdiği gibi aynen zuhur etmiş. Allahu Ekber. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından önce Cenab-ı Hak ağır bir hastalık geçirerek eceline doğru gittiği bir sırada Fatıma validemiz çok düşkün babasına, sürekli ağlıyor, sürekli ağlıyor. Yani sima bakımından da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a en çok benzeyeni çocukları içerisinde, ahlak bakımından da öyle çok benzeyeni. Ağladığını görünce yanaş demiş kendisine, kulağına bir şeyler söylemiş. O sürekli ağlayan Fatıma validemiz gülümsemiş. Ve subhanallah. Sonradan Ayşe validemiz o tabloyu görünce sormuş. Ya Fatıma, sen babanın ağır ölüm hastalığı için ağlayıp duruyordun. Ama senin kulağına bir şey söyledi. Sen gülümsedin. Niye? İşte Ayşe validemizin naklettiği bir hadis bu demek ki. Gülümsemesinin sebebi de buymuş. Ehli beytinden herkesten evvel sen vefat edeceksin ve bana kavuşacaksın demiş. Gerçekten 6 ay sonra Fatıma validemiz de 28 yaşında olduğunu biliyorum ben. Hastalanmış ve çok sevdiği babacığına Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kavuşmuş. Ya biz yarın ne olacağını bilmiyoruz. 6 gün sonra ne olacak bilmiyoruz. 6 ay sonrası için ona haber veriyor ki böyle olacak. Aynen öyle oluyor. Bu ancak bir peygamber gaybı görebilir, istikbali görebilir. Hem Ebu Zer'e vefa ferman etmiş. Ebu Zer Gıfar Hazretleri çok meşhur bir sahabidir. Gıfar kabilesinin
reisiyken Medine-i Münevvere'ye gelmiş, iman etmiş ve sahabilerin ileri gelenlerinden birisi olmuş. Onun da geçen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhtelif maceraları da var. Ona buyurmuş ki, Setuhrecu min huna ve ta'işu vahdek ve temütü vahdek. Allah Allah. Yani sen buradan, yani Medine-i Münevvere'den çıkarılacak, tek başına yaşayacak, yalnız öleceksin demiş. Ya Medine'den nefyedip, sürgün edip, yalnız hayat geçirip, yalnız bir sahrada vefat edeceğini haber vermiş. 20 sene sonra haber verdiği gibi çıkmış. Ebu Zer Gıfar Hazretleri çok ehli takva bir insandı. Yani ve Hazreti Ömer'in radıyallahu anh halifeliği döneminde diye hatırlıyorum. Yani İslam ümmetinin içerisine fetihlerden dolayı çok milletler içine girdiği için o Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'daki o saffetini kısmen kaybetmiş Müslümanlar. Bu sefer tabii de zenginleşmişler. O fetihlerden dolayı çoğu devletlerin hazineleri Medine-i Münevvere'ye getirilmiş. Tabii o eski takva halinden uzaklaşmalarını çok tenkit etmeye başlamış Ebu Zer Gıfar Hazretleri. Sürekli tenkit edince artık sahabiler de ondan şikayetlenmeye başlamışlar. Ve o zaman Hazreti Ömer Radon halifeliği döneminde diye hatırlıyorum. Medine'den çıkarılmış. Hakikaten çıkarılmış Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi. Sonra yalnız başına vefat etmiş. Vefat ettiği zaman ki yanında kimse yok. Bir kervancılar geçiyor. O kervanın içinden birisi Ebu Zer Gıfar Hazretlerini hemen tanıyor. Bu çok büyük bir sahabidir diyor. Ve onun üstündeki elbisesini kendisine kefen yapmak için uğraşmışlar. Ayak tarafını çekiyor, baş tarafı açık kalıyor. Başını kapatıyorlar, ayakları açıkta kalıyor. Bu kadar fakirül hal bir vaziyette yaşamayı tercih etmiş. Nihayet bakmışlar ki olmuyor. Baş tarafını örtmüşler. Ayak tarafını da otlarla kapatarak onu defnetmişler. Aynen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği şekilde Medine'den çıkartılıyor. Yalnız başına yaşıyor. Yalnız başında vefat ediyor ve tanıyanlar tarafından yani mezarına defnediliyor. 20 sene sonra bu verilen haber gerçekleşiyor. Hem Enes İbni Malik'in halası olan Ümmü Haram'ın hanesinde uykudan kalkmış Enes bin Malik, 10 yaşında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetine annesi tarafından hediye edilen bir zattır bu. Büyük bir sahabi, çok da yaşamış. 120 yaşına vefat etmiş. İşte bu Enes bin Malik'in halası, adı Ümmü Haram, onun evinde uykudan kalkmış, tebessüm edip ferman etmiş, gülümseyerek şöyle buyurmuş. Ra'aytu ümmeti yağzûne fil bahri kel mülüki alel esirreti. Ne demiş? Ben ümmetimi tahtları üzerine kurulmuş sultanlar gibi denizde savaşırken görüyorum. Rüyasını söylemiş. Ümmü Haram niyaz etmiş. Dua ediniz, ben de onlarla beraber olayım. Sübhanallah. Rüyasında gördüğü olayda ben de olayım. Ferman etmiş, beraber olacaksın. 40 sene sonra zevci olan kocası Ubade İbni Samit refakatiyle Kıbrıs'ın fethine gitmiş.
Kıbrıs'ta vefat edip mezarı ziyaretgah olmuş. Haber verdiği gibi aynen zuhur etmiş. Hani şimdi Rum tarafında kalmış. Kıbrıs'ta Hala Sultan diye bilinen türbesi ziyaretgah olan kişi Ümmü Haram. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi o olaydan 40 sene sonra kocasıyla beraber Kıbrıs'ın fethine gidiyor. Orada da şehit oluyorlar ve kabri de türbe olarak ziyaretgah olmuş. Hem nakli sayı katiyle ferman etmiş ki yahrucu min sakifin kezzabun ve mübir. Yani Sakif kabilesinden biri davayı nübüvvet edecek. Allah Allah, Sakif kabilesinden birisi peygamberlik davası güdecek ve biri hunhar zalim zuhur edecek deyip nübüvvet dava eden meşhur muhtarı, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bir sürü sahte yalancı peygamberler türemiş. Yani Peygamberimiz zamanında da Müseylime-i Kezzap diye bir adam peygamberlik davası yutmuştu ya. Daha sonra Yemame Savaşı'nda o adam Hazreti Hamza'yı şehit ettiği mızrağıyla Hazreti Vahşi aynı mızrakla o yalancı peygamber Müseylime-i Kezzap'ı gebertmiş. O zaman gönlü ferahlamış, yapmış olduğu hatayı nihayet elhamdülillah düzelttim diye. Bir de demek Sakip kabilesinden muhtar diye bir adam. O da peygamberim demiş. Ve bir de 100.000 adam öldüren Haccac zalimi haber vermiş. O da çıkmış Sakip kabilesinden Haccac zalim denilen bir adam. Hatta bu Haccac zalim için demişler ki sen neden Hazreti Ömer gibi adaletli davranmıyorsun, zulmediyorsun. Adam hazır cevapmış, demek ki siz sahabiler gibi olun, ben de Hazreti Ömer gibi olayım. Siz ancak benim zulme layık adamlarsınız demiş. Ve hakikaten 100.000 kişi öldürmüş Mekke'nin üzerine gelerek Mekke ahalisinden. Aman yarabbim. Hem nakli sayı kati ile Setüftehul Konstantiniyetü feni'mel emiru emiruha ve ni'mel ceyşü ceyşüha deyip ne demiş bakalım, mealine bakalım. İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur. Aynen böyle, orijinal metni bu zaten. Deyip İstanbul'un İslam eliyle fetholunacağını ve Hazreti Sultan Mehmet Fatih'in yüksek bir mertebe sahibi olduğunu haber vermiş, haber verdiği gibi zuhur etmiş. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu müjdesine mazhar olmak için ta Hazreti Osman Radyalan'ın hilafeti döneminde İstanbul'u muhasır etmek için sahabiler Medine-i Münevvere'den kurulan orduyla yola çıkmışlar. Develerin, atların üzerinde 3.000 kilometre Türkiye topraklarında, tabii Ürdün, Suriye orları geçerek o zamanki işte Bizans toprakları olan yerlerde savaşa savaşa, bir de Bizans askerleri durdurmaya çalışıyor. Ta İstanbul'a kadar gelmişler. Ve Ebu Eyyub-ül Ensari Hazretleri de var içlerinde. Sırf bu peygamber müjdesine mazhar olayım diye yaşı 90'a doğru yaklaşmışken atın sırtına kendisini bağlatmış, düşmeyeyim diye ihtiyar haliyle 3.000 kilometre yol kat etmiş. Ya şu sahabilerdeki İslam'ı yayma heyecanına bakar mısınız ya? Allah rızası için, İslamiyeti, tebliğ hizmeti için hem İstanbul'u fethetmek hem İslam'ı oralara hakim kılmak için 3.000 kilometre, otobüs yok, hızlı tren yok.
Dolmuş yok, klimalı otobüsler yok. Yani uçak yok, bir şey yok. Yani o zamanın uçakları develer, atlar. Ta İstanbul'a kadar gelmişler ya, Allah Allah. Ve Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri vefat edeceğini anlayınca vasiyet etmiş, demiş ki yanındakilere, ben vefat edersem şayet İslam ordusunun ulaşabildiği en uç noktaya beni defnedin. Kabrimi oraya kazın ve beni oraya gömün. Yani şu anda Eyüp Sultan Camii'nin olduğu yerde Eyüp Sultan Türbesi var ya, oraya defnetmişler. İstanbul surlarına kadar yaklaşmışlar. Ve o çarpışmalarda ne kadar çok sahabiler şehit olmuş biliyor musunuz? Biz sadece Eyüp Sultan kabristanındaki Ebu Eyyub el-Ensari türbesini biliyoruz. İstanbul'da çok sahabiler var. Tek tek onların isimleri de belli. Medfun bulduğu yerler de belli. Ve İstanbul böyle defalarca muhasara edilmiş olmasına rağmen fethedilmek için, hatta o birinci Murat Hüdavendigâr diğer denilen Osmanlı padişahı var ya, o Hacı Bayram Veli Hazretlerine demiş ki, dua buyurun İstanbul'u ben fethedeyim. Hayır demiş. Sen değil de senin oğlun bu küçük Mehmet'ten benim köse bu işi halledecekler demiş. Akşemseddin Hazretleri, Hacı Bayram Veli Hazretlerinin müridiymiş o. Büyük bir alim olmuş tabii zaman içerisinde. Hakikaten İstanbul'u 21 yaşındayken Sultan Mehmet Fatih Hazretleri 24 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethediyor. Yanı başında Akşemseddin Molla Gürani hocaları. İstanbul fethedilince ahali tabii saçlı sakallı, aksakallı o hocalara herhalde Fatih bunlar diye düşünmüşler. O genç delikanlı 21 yaşındaki Fatih'i göstermiş hocaları, esas budur padişah diye. O da atının üzerinde tıpkı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi eğilerek İstanbul şehrine giriyor. Tevazu içerisinde böyle başı dik, omuzları dik, böyle heybetli öyle değil. Böyle bir fethi Allah nasip ettiği için diye şükran ifadesi içinde başı atın üzerine eğilecek, değecek kadar eğilmiş. Öyle girmiş. Ve İstanbul, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelediği gibi 821 sene sonra diye hatırlıyorum ben. 8 asır sonra diyelim yuvarlak tarihi olarak verdiği haber aynen gerçekleşiyor. Ya bu 8 asır sonra olacak bir olayı hangi insan normal olarak görebilir? Ancak bunu bir peygamber Allah'ın bildirmesiyle görür, bilir ve bildirir ümmetine. Hem nakli sayı kat'i ile ferman etmiş ki başka bir istikbalden verdiği mucize haberdir bu. İnne dine levkâne menudan bi'thüreyya lena lehu ricalun min ebnâi Fâris deyip ne demiş yani? Din ilmi Süreyya yıldızına asılı bulunsa İranlılardan bazı kimseler yine de ona ulaşacaklar. Meali buymuş. Bu hadis-i şerifle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam başta Ebu Hanife olarak İmam-ı Azam Hazretleri olarak İran'ın emsalsiz bir surette yetiştirdiği ulema ve evliyaya işaret ediyor, haber veriyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife hicretten 150 sene sonra dünyaya gelmiş ve Hanefi mezhebinin kurucusu olarak çok talebeler yetiştirmiş ve İslam dininin muamelat ve itikat kısmının günümüze kadar gelmesinde çok büyük hizmetleri olan
dev gibi bir müştehidin azamdır o. İmam Şafii Hazretleri de öyle. İmam Malik Hazretleri de öyle. İmam Ahmet bin Hanbel, o da öyle. Dört büyük mezhep imam bunlar. Ve hasreten bu hadis-i şerifle İmam-ı Azam'ın geleceğini 150 sene öncesinden haber vermiş. Hem ferman etmiş ki Alim-i Kureyş'in yemle'ü tabikal ardı ilme. Allah Allah. Bu da ayrı bir şey. Kureyş'in alimi yeryüzünün tabakalarını ilimle dolduracaktır. Buyurmuş deyip İmam-ı Şafii'ye işaret edip haber veriyor. Ya İmam Şafii Hazretleri de Şafii mezhebinin kurucusu, İmam-ı Azam'dan daha sonra dünyaya gelmiş, 54 yaşında vefat etmiş. Çok uzun ömürlü bir insan olarak yaşamamış ama yerin altını üstünü, dünyanın tabakalarını gerçekten ilimle doldurmuş. Tabi bu alimler çok büyük insanlar, birbirlerine karşı azami saygı içindeler. Yıllar sonra İmam Şafii Hazretleri Bağdat'a gittiği zaman İmam-ı Azam'ın bulunduğu türbesinin camisini namaz kıldırırken, kendisi Şafii mezhebi üzerinde amel ettiği halde İmam-ı Azam'ın bulunduğu camide kendi mezhebiyle değil İmam-ı Azam'ın mezhebine göre namaz kılmış ve kıldırmış. İmamlık yaparken saygısından Hanefi mezhebine göre orada imamlığını yapmış. Ya bu büyük insanların büyüklüğünü tarif etmeye dilimiz yetmiyor, gücümüz gerçekten yetmiyor. Allah onların hepsinden ebediyen razı olsun. Bu dört büyük mezhep imamından, itikat imamlarından ve 14 asırdan beri, asırlar boyunca İslam ümmetinin istikamet üzere bugünlere kadar gelmesinde emeği olan ne kadar müfessirler varsa, ne kadar müceddidler varsa, ne kadar müçtehitler varsa, ne kadar kutuplar varsa, ne kadar İslam hizmet veren büyük insanlar varsa, Allah hepsinden ebediyen razı olsun ve cümlemizi onların şefaatlerine mahşer günü mahşer kılsın inşallah diyerek dersimizi burada bu akşamlık tamamlamış olalım. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.